Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala habibina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallallahu taala aleyhi ve sellem ecmaîn. Sevgili kardeşlerim, bugün yine size Kamil-i Mürşid'i tanıyalım sohbetimizin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Birinci bölümde Kamil-i Mürşid'in durumunu, Tarık yıldızını, mana yıldızlarını anlatmıştık. Ayna yakın, Hakk'a yakın sırlarını, fana fillah, beka billah, hallerini, tevhid, irşada davet, kervan oluşlarını, kervan başını, Kamil-i Mükemmil'i anlatmıştık. Şimdi size ikinci bölümden biraz devam edeceğiz. Seyyid Muhammed Ali Hazretleri şöyle beyan ediyor. Ey Kamil-i Mükemmil, ey bütün güzelliklerin sahibi, sevgili kardeşler, ey Kamil-i Mükemmil, Kamil ve Mükemmil, ayna yakın, Hakk'a yakın sırrına ermiş, fena fillah, yani Allah'a vasıl olmuş, beka billah, arza sığmayan Allah onun gönlüne sığmış, ebedi bir hayat kazanmış, entemut sırrına ulaşmış, Allah'tan gelmiş, Allah'a dönmüş bir kul. Kamil-i Mükemmil. Kamil-i Mükemmiller ab-ı hayat bulmuştur. Hızır İlyas gibi yeryüzünde dolanma hakları vardır ve selayet sahibidirler. Çok muazzam bir haldır. Evet. Ey bütün güzelliklerin sahibi, Allah-u Teala ona Ehsenül takvim sıfatını vermiş, hulki esen, yani güzel ahlak ile onu süslemiş. Onda bir leke bulamazsın. Lekesiz, tertemiz, pak eylemiş. Onu sönmeyen bir kandil kılmış. Onu şemadana koymuş, seyretmiş. Öyle güzelleştirmiş ki, belki de tavus kuşunun kanatları gibi Esmaül Hüsna'sıyla donatmış, kendi boyasıyla boyamış, vitrine koymuş. Öyle bir süslenmiş, güzellik sahibi kılmış. Ey seçilmiş elçi, onu seçmiş, onu kandiller önünde huzura almış, onu peygamberlerin önüne getirmiş, onu seçtiğini beyan eylemiş. Onu kandiller önünde secdeye varmasa bu hale getirmezdi, seçmiş. Ve onu elçi kılmış. Ey gülü bağban, ey gülün sahibi bağban. Gülün sahibi bağban ne demektir? Bağban çok çilekeş bir insandır, biliyor musunuz sevgili kardeşler? Çünkü bağban dikenleri sular. Neden? Çünkü dikenlerden gül açar. Gül ağacı önce diken verir, sonra gonca, tomurcuk, gonca ve gül açar. Bağbanın gül yetiştirme şekli vardır. Onun budayacağı zamanı, sulayacağı zamanı, onun gül açacağı zamanı bilir, onun dibine gübre töker. O gübre tökeceği zamanı da bilir. İllet, zillet, gillet, hasret tokmaklarını gülün başına vuracak zamanını bilir. Maksadı o dikenleri sulamak, diken büyütmek değil, dikenlerden açacak gülleri seyretmektir. O gübre seyyiedir. Sizin seyyiyelerinizi haseneye döndürdük diyor ya Allah-u Teala Hazretleri. İşte onun günahlarını haseneye döndürür. Gül sensin kardeşim, sen. Emmare'de dikensin, mütmeinne'de gonca. Ya Safiye'de gül, kırmızı gül. Ey yavrum ey. Tabii devam edelim. Ey gülü Nevres'te. Ey tabibi Lokman, sevgili kardeşlerim, gülü solmayan bir hale getirmek lazım.
İnsan gül açar, gülü nevreste olur, gülü gül suyuna çevirdim mi daha bozulmaz. Bir gül sakalını keserse gül suyuna döner. Benim mürşidim Seyyid Muhammed Ali 2008'de gül suyuna döndü. Bilenler bilir, bilmeyenler başka şey düşünür ama öyle. Ey Tabibi Lokman, sevgili kardeşlerim, biz Lokmanlığı Dursun Baba Hazretlerinden öğrendik. Bizde Lokmanlık vardır. Lokman Aleyhisselam'ın hüneri vardır. Hastaları okuruz. İsa Ruhullah'ın hüneri vardır. Bunu Seyyid Muhammed Ali bize vermiştir. Bazı hastalıkları da yasaklamıştır bakmamız için. Bunlara bakmayacaksın demiştir. Mesela çocuk olmayan kadınlara Engin Efendi bakmayacaksın. Cinli hastalara Engin Efendi bakmayacaksın. Gayıplara Engin Efendi bakmayacaksın diye bize yasaklar koymuştur. Öyle. Ama bunun haricinde her derdin çaresi vardır. Allah bize bildirirse biz de her kişiye lokmanlık ederiz. Ey Lokman, ey tabibi Lokman. Ne demek ya? Ey Kur'an meali örnek insan. Nedir Kur'an? Ey ikiz ruh bulmuş. Nefsiyle beraber üçüz olmuş. Ey kamil insan, yani Yasin. Sen Yasin'sin, kamil insansın. Vel Kur'anil Hakim. Kur'an'ın Hakim'e yemin ederim ki şüphe yok ki sen elbette peygamber gönderilmiş olanlardansın. Yani Yasin vel Kur'anil Hakim inne keleminel mürselin. Vallahi biz mürselinlerdeniz kardeş. Hazreti Ebubekir de şahittir. İnanmayan Hazreti Ebubekir'e istihare yapsın sorsun. Çünkü bize Mürsel'in ismini Hazreti Ebubekir takmıştır. Ve divanda otururlarken Efendimizle beraber kapıdan içeri girince ya Resulallah bu Mürsel'in değil mi diye sormuştur Hazreti Ebubekir'e. Hazreti Ebubekir Resulullah Efendimiz'e ya Resulullah bu Mürsel'in değil midir? Resulullah Efendimiz de tasdik etmiştir. Elhamdülillah. Bir istikametli yol üzere bulunmaktasın. İlahi ya Rabbi bizi istikametten ayırma, istikamet üzere ayağımızı sabit eyle. O Kur'an Rahim olan Allahu Teala tarafından indirilmiştir. Yasin 4 ve 5. ayet. Ta ki bir kavmi korkutasın ki onların ataları korkutulmamıştır. Artık onlar gafil kimselerdir. Evet, Yasin'in mealini söylüyor burada. Yani baştan okursak Yasin. Ey kamil insan. Evet. Kur'an'ı Hekim'e yemin ederim ki şüphe yok ki sen elbette gönderilmiş olanlardansın. Bir istikametli yol üzerinde bulunmaktasın. Rahim olan Allahu Teala tarafından indirilmiştir bu Kur'an. Ta ki bir kavmi korkutasın ki onların ataları korkutulmamıştır. Ancak onlar gafil kimselerdir. Andolsun ki onların birçokları üzerinde o söz yani azap emri hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler. Şüphe yok ki biz onların boyunlarına kelepçeler geçirmişizdir. Ta ki onların çenelerine kadar dayanmıştır. Artık onların başları yukarı kaldırılmış, gözleri aşağıya çevrilmiş kimselerdir. Bir şey görüp anlamazlar. Yani ve cehennem min beyni yedim setten ve min halfim setten. Biz onların önüne ne varlarına setler çektik. Ayet-i işte demeli. Evet. Ve biz onların önlerine bir set, arkalarına da bir set cüda getirdik. Öylece onları sarıverdik. Artık onlar göremezler. Aman ya Rabbim.
ve onları korkutmuş olsan da korkutmasan da onlara karşı müsavidir. İman etmezler. Yasin suresi ilk 10 ayetinin meali. Aman ya Rabbim. Onları korkutsan da korkutmasan da onlar iman etmezler. Şu ayetin bakarsak Bakara suresine Allahu Teala onların gözleri kör, kulakları sağır, dilleri laldır. Onlar haktan bir şey anlamaz. O yüzden. Evet. Devam edelim şimdi. Sen ancak zikre yani Kur'an'a uyan ve görmeden Rahman'dan korkan kimseyi uyarabilirsin. Öyle. Sen kimi uyarabilirsin? İman edenleri. Zalikel kitabu la raybe fihi lil muttaqin değil mi? Bu kitapla sen ancak müttakileri uyarabilirsin. Burada Yasin suresi 11. ayette de ne diyor? Rahman'dan korkan kimse uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve bir güzel mükafatla müjdele. Şüphe yok ki biz ölüleri diriltiriz ve onların önden göndermiş oldukları eserlerini yazarız. Ve zaten her şeyi pek apaçık bildiren bir levh-i mahfuza yazmışız, kaybetmişiz, zapt etmişizdir. Andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir. Sevgili kardeşler, bakın. Resulullah bir örnektir. Hem de zikredenler için güzel bir örnektir. Ahzab suresi 21. ayet burası. Çünkü ümmilere içinde kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen odur. Kuşkusuz onlar önceden apaçık sapıklık içindeydiler. Cuma suresi 2. ayet. Ümmetimin arasında öyle kimseler vardır ki Beni İsrail peygamberleri gibidir. Hadisi şerife bak. Evet. Diyor ki mesela burada çok önemli bir senet var. Ümmetimin arasında öyle kimseler vardır ki Beni İsrail peygamberleri gibidir. Hazreti Musa Resulullah Efendimiz'e geldi. Ben de Beni İsrail peygamberiyim. Nasıl Beni İsrail peygamberleri gibidirler? Bazı hadislerde daha da ileridir buyurmuştur. Allah'ın Resulü İmam-ı Gazali Hazretleri'nin ruhunu çağırmıştır. Mana aleminde ruhu teşvik etmiştir. Hazreti Musa ona sormuştur. Sen kimsin? Demiştir benim adım Muhammed, babamın adı Muhammed, dedemin adı Muhammed. Onun babasının adı Haris. Musa Aleyhisselam diye ben sana adını sordum. Niye bu kadar konuştun? O da dedi ki ya Musa Allah da sana sordu elindeki nedir? Sen de diyedin asam. Neye o kadar uzun söyledin? İşte bundan davarlarımı güderim, yaprakları silkeler, ağaçlardan dökerim, yerde çukur açarım, yaslanırım. Dedi ki ben Allah'ın huzurunda çok durmak istedim. Ben de iki peygamberin arasında durmak istedim deyince ya Resulallah ilimde bizi geçtiler demiştir. Evet, devam edelim. Evliyalar enbiyaların varisleridir. Evet. Kutub-ı Sitte ilim hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i örnek alan, bu nakışı dokuyan, tevhid akidesi üzerinde olan, ümmeti Muhammed'i irşada çalışan. Şimdi bu hadis nerede var? Kutub-ı Sitte'de var demek istiyor Dursun Baba Hazretleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i örnek alın. Şimdi Resulullah Efendimiz'i nasıl örnek alacağız? Onun sünnetini yaşayarak sevgili kardeşlerim. Mahmud Efendi Hazretleri buyurur ki bizi takip edin. Onun sünnetlerinden bir noksanlık görürse bizi terk edin. Yaşantısı sünnet olan bir adamı düşünün. Ha? Örnek almış Resulullah Efendimiz'i. Bütün hali sünnet. Bu nakışı dokuyan nasıl dokuyacak? İşte Mahmud Efendi kamili mükemmel bir zat kardeşim. İsmail Ağa cemaatinin şeyhi
Mahmud Efendi Hazretleri kamili bir mükemmel zat. Türkiye'de tek kamil, tek mükemmel. Herkesin şeyhi vardır, herkesin şeyhi kendine göre kamildir, mükemmeldir ama biz Seyyid Muhammed Ali Hazretleri Dursun babamızdan öyle duymuşuz. Başkaları için bir şey dememiştir ama onun için demiştir. Evet. Devam edelim sevgili kardeşler. Tevhid akidesi üzerinde olan Hazreti İbrahim gibi yani kıhlar ceminde bulunmak. Tevhid akidesi üzerine olanlar kıhlardır. Kıhlar ceminde yer alamayanın tevhidi noksandır. İmam-ı Efendi kıhlar imamı mıdır? Resulullah'ın sır katibi midir? Evet. Hem kıhlar imamıdır hem de kutbun sır katibidir diyebiliriz. Allah mübarek eylesin. Nereye koysan yakışır mübareklik. Evet. Evet devam edelim. Ümmeti Muhammed'i irşada çalışan. Ya sevgili kardeş işte örnek. Seyyid Muhammed Ali bizim örneğimizdi. Attığı ize basıyoruz. Basmazsak helak oluruz. Ama şu anda Efendimiz manaya göçmüştür. Mahmud Efendi Hazretleri yaşıyordur. Onun hayatı da bizim için bir örnektir. Ümmeti Muhammed'e 90 yaşında adam irşada çalışıyor ya. 1929 doğumlu ya. Ya 93 yaşında milleti irşada çalışıyor ve hala İhvanlarının başında ilmi irfan peşinde meclisinde çalışıyor. Gece uyku yok, gündüz uyku yok, yeme yok, içme yok, divanda duruyor. Örnek alacaksan örneğin al Mahmud Efendi'den. Benzemek istense benze de göreyim. Ama gücün yetmiyor, nefsin kaypak kaçıyorsun. Gelip bu tarafta zakir bile olamayan birisine intizap ediyorsun. Çünkü niye? Nefsine uyuyor. Seni zorlamıyor. Yiyin, için zikredin. Daire çalın. Gazel söyleyin, eğlenin. Ondan sonra da sakal da bırakın. Sarık da sarın. Örneğiz nerede? Örneğiz. Örneğiz yok. Örnek olmuş kalmışsız. Hey yavrum hey. Allah hepimizi ıslah eyleye, bilhassa bu cehale düşenleri ıslah eyleye. Evet, onlara ilim, hikmet öğreten, onlara nasıl ilim, hikmet öğretiyor görüyor musunuz kardeşlerim? Bugün Mahmud Efendi Hazretleri'nin dergahında ayımlamalar, Mehmet Talular, Cübbeliler, Metin Balkanlı, Hızır Ali Hocalar, hangisini sayalım? Cübbeli Ahmet, değil mi? Kuş lokmaz mı bu alimler? Biz mesela Tillo'ya gittik. Şeyh Bedrettin Efendi 5 lisan üzere Arapça dersi verir. Türkçe, Kürtçe, Zazaca, Arapça ve Farsça. Adam hizmet edir ya. Nurşin'e gittik. Rahmetli Şeyh Nurettin Efendi. Efendim şehit olarak diyoruz, şehit. Abdülkerim Efendi. Yemeklerini yedik, sohbetlerinde kaldık. Adam irşad ediyor, çalışıyorlar kardeşim. İlimle çalışıyorlar, irfanla çalışıyorlar. Ve daha niceleri. Ama kardeşim ilim irşada yetmiyor. İlim tebliğe yetiyor. İlim tebliğe yetiyor. İrşada ruh lazım, ruh. Ruhsuz irşad olmaz. Nefsini göremeyen, kendi nefsini ve ruhunu göremeyen başkasının nefsini, ruhunu nasıl görür ya? Nasıl düzeltir kendini düzeltmeyen başkasına? Olmaz böyle bir şey. Ruh lazım. Ruhun yoksa kardeşim, ruh ehline git, intizap et. Müridini göremiyorsan, kendi nefsini ve ruhunu göremiyorsan, müridinin ruhunu, nefsini göremiyorsanse git ruhu ve nefsi gören bir kamile intizap et. Alim dahi olsan git intizap et. Mahmud Hüdayi kadar kadı değilsen herhalde.
Muhammed Halid Bağdadi kadar müderris değilsen herhalde. İçin ilim evde olsan git öğren kardeşim. Evet. Onları manevi hastalıklardan temizleyen, eğer ruhun olmazsa ve ilmin olmazsa, ilmi ledün, ilmi vehbün olmazsa ve senin havuzun, gölün olmazsa, Kevser pınarın akmazsa neyle temizleyeceksen müritlerini? He? Kolunda çift bazı bandın yoksa nasıl delikanlılık yapacaksın? Değil mi? Kendi hastalıklarını temizlememiş, kalbin mütmein olmamışsa başkasının kalbini nasıl temizleyip mütmein edeceksin kardeşim? Doktor hasta, ben hasta, benden iyi midir ki diyen aşık gibi mi diyek yani? Olmaz kardeşim. Doktor hasta, sen hasta olamazsın. Doktor sıhhatli olacak, hastayı da sıhhatli olması için reçetelerini bulacak, bilecek, yazacak. Yoksa manevi hastalıklardan temizlenmezse hem şeyhi hem kendi cinin vesvesesine, şeytanın tuzağına düşer. Hizbu şeytana tabi olur. Hazreti Adem'in oğlu Kabil gibi ateşperest olur. Nuh'un oğlu gibi babasına isyan eder. Ram olmaz. Aynı metotla vuslata eriştiren kamili mürşitler mevcuttur. Peki aynı metotla nasıl vuslata erişecek? Aynı metot Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin metodu. O zenginleri mallarıyla, fakirleri canlarıyla imtihan eder, temizlerdi. Hazreti Ebubekir bütün varını Resulullah'ın huzuruna getirip verdi. Hazreti Ali de Resulullah'ın yatağına yattı. O malını verdi, o da canını koydu ortaya. Ya tabi caizse Hazreti Ebubekir malını ortaya koydu. Hazreti Ali de canını ortaya koydu. Hazreti Ömer malın yarısını koydu. Hazreti Osman buğdayını getirdiği deve için buğdayını biri 10 vereceğim dedi. Beleş dağıttı. Ama ve lakin Hazreti Ömer, Hazreti Osman'ın sırları manaya kaldırıldı. Hazreti Ali Efendimiz'in tarikatı Aliye, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın silsile-i zehep altın silsile devam ediyor, kıyamete kadar da devam edecektir. Kamili mürşitler mevcuttur. Bunları görmek için şöyle bir etrafımıza bakmamız yeterlidir sevgili kardeşlerim. Geçen gün ben bir camide yatsı namazı kılıyorum. Dedim ki ya bu camide acaba hal ehli var mı? Çok da kalabalık değildi. Bir üç saf mıydı, dört saf kadar, 3,5 saf kadardı caminin cemaati. Büyük cami de değildi. Yani şöyle böyle bir hesaplarsan 130 kişi bile yoktu. 30, 60, 90, 100 kişi, 130 kişi arası diyelim. Bir cami vardı, camide cemaat vardı, 130 kişi falan. Kendi kendime dedim ki ya lan bu camide acaba evliya var mı ya, hal ehli? Bir tanesi gönlüme dedi ki sen hariç herkes hal ehli. Dedim nasıl yani? Sordun ya noksansan dedi. Camide hal ehli insanlar var ya. Ben hariç herkes hal ehliymiş ya. Adam öyle diyor. Bana diyor bana. Sen hariç hepimiz hal ehli diyor ya. Dedim niye yani, nasıl olur bu? Ben hariç hepimiz hal ehli olursun. Sordun ya diyor, noksanım var. Beni noksan gördü. Orada hal ehli. La şöyle Baba Efendi Seyyid Muhammed Ali dediği gibi ya, görmek için şöyle bir gözünü kaldır da etrafa bak. Yahu herkes de var da sende yok. Engin sende yok. Öyle diyor da adam. Hepimiz de varız ama sende yoktur. 90'ımı söyledi. Ben de aldım, kabul ettim. 72 milleti yek nazarda görmeyen şehrin evliyası olsa hüsrandadır kardeşim. O zaman engin, sen bunların hepsini noksan gördüğün için hüsrandasın mı demek istedi bana? Aç gözünü, seyret. Gaflete
Düşme mi demek istedi bana? Artık adını ne koyarsınızsa koyun, benim noksanımı bana söyledi. Allah dostları her yerde hazır, böyle hazır durur da sen bilemezsin. O bildirirse sen bilirsin. Değil mi? Caddede her çeşit mesleğini kim bilebilir? Tanımadığın adamların mesleğini ne bileceksin? Bunun gibi bir şey. Tanımadığın evliyaları ne bileceksin? Sıradan avam mı zannediyorsun her çeşit? Ne hal ehli var. İrşadi Baba demeyeni saf biz aşık değil. Neler var elde? Değil mi? Neler var elde? Evet. Dursun Baba Hazretleri Seyyid Muhammed Ali Efendimiz şöyle bir şey buyurmuş. Bir beyit şunu da okuyup sohbeti bitirelim inşallah. Ehli hal olay göresin. Ehli iman ne haldedir? Bardağı taşa göresin. Ehli irfan ne haldedir? Yanımızda Semerkandi, pir elinden içen kandi, bu aşka düşenler yandı, gör ki Reyhan ne haldedir? Reyhan'dan maksat Abdurrahim Reyhan Hazretleri, Erzincan onu demek istiyor. Seversen sev Muhammed'i, Muhammed'den doğdu Mehdi, pirimiz Hayyat-ı Vehbi, gör ki Reyhan ne haldedir? Ya gelmişiz ahir zamana, eriştik kutbu cihana, Ali Ali erişti ihsana, gör ki sultan ne aldadır. Ali erişti ihsana, gör ki sultan ne haldadır. Faylatun faylatun faylat ve Resulullah'a selavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Subhane rabbike rabbin izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Geçmişlerimizin ruhu için, piri piran için, hasseten kamili mürşitleri anlayıp dinleyip tanıyabilmemiz için, Allah rızası için, el-Fatiha-tü mes-selavat.